it, and the rebound is Harry Godey. 2 seconds. Prepelovic. Oh! Prepelovic! That is a miracle shot. Clement Prepelovic has hit. Değerli basketbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Yine sizlerden büyük beğeni alan taraftar analizleri içeriklerimizi yine sizlerden yoğun talep alan bir isimle Valencia'nın Sloven skoreri Kelemen Prepelic'e devam edeceğiz. Geçmişte Fenerbahçe Beko'nun ciddi şekilde ilgilendiği Sloven skorer için merak ettiğiniz her şeyi sizlerle paylaştığımız bomba gibi, fişek gibi videoyla yine beraberiz. Ayrıca bu tanıtım analiz videosunda Prepelic'in Fenerbahçe Beko ile ilgili bomba gibi açıklamalarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Hazırsanız Prepelic videosunun pimini çekiyoruz. ...1992 doğumlu 1.91 boyundaki Sloven şutör kariyerine 2009-2010 sezonunda Branik Maribor takımında başladı. 2013 ve 2014 sezonunda ülkemizde Bambit forması ile izlediğimiz oyuncu, Sloven Milli takımı ve Yoko Koşkov ile gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. 2018-2019 sezonunda Real Madrid ile 2 yıllık bir kontrat yaparak kişisel kariyerine zirve yaptı. Ertesi sene Real Madrid tarafından Juventus Badalona'ya kiralanan oyuncu, burada gösterdiği epik performans ile yeniden EuroLeague takımlarının dikkatini üzerine çekti. Özellikle Juventus forması ile EuroCup Top 16'da temsilcimiz Tofaş'ı 88-84 mağlup ettikleri karşılaşmada attığı 37 sayı, yaptığı 7 asist ve 2 rebound ile maçın en etkili oyuncusu olarak hafızamıza kazınmıştı. Prepelic flashes to the ball, comes to collect against Belbay. Prepelic to win it! Canasta! Clement Prepelic with a mid-range jump shot! Evet arkadaşlar, Juventus Badalona'da geçirdiği etkili sezonun ardından Prepelic'in önünde iki opsiyon vardı. Ya Real Madrid'e geri dönecek ya da kariyerine farklı bir takımın devam edecekti. Bakalım Sloven skorer o döneme ilişkin nasıl bir itirafta bulunuyor? Her şey Şubat ayında başladı. JC yaklaşık 3 kez kararını değiştirdi. Menajerim ve ben önümüzdeki yıl için seçeneklerimizi değerlendirmeye başladık. Valencia benimle geçen sene ilgilenmişti. Ama Real Madrid bırakmamıştı. Rusya'dan teklifler aldım. Fenerbahçe'de benimle ilgilenen kulüpler arasındaydı. Igor Kokoşkov'la görüştüm. Bayern Münih'in teklif vardı. Ama çok iyi bir teklif değildi. Baskonya ile görüşmelerimiz oldu. Ama günün sonunda Valencia'nın teklifi daha çekici bir seçenek olarak masamızda durdu. Evet, Fenerbahçe Beko sezon başında koç Igor Kokoşkov'un gelişiyle ilk resmi teklifini Prepelic için yapmış ama oyuncu ikna edememişti. Bunu oyuncunun resmi açıklamalarında da görüyoruz. This jump shot from Prepelic. He goes at Belbay. Hangs in the air and it's nothing but net. As Clement Prepelic strings it to win it. 5 puntos solamente en este cuarto, el atasco es tremendo del equipo de Lazo en este último cuarto. Segundo Prepelic para empatar el encuentro, no, para poner al Juventud por delante en el marcador 7-5-7-6. İsterseniz biraz da Prepelic'in istatistiklerine bakalım. Prepelic Juventus Badalona formasıyla EuroCup sahnesinde 17 sayı, 3.9 asist ve Liga Estrada 22.3 sayı, 3 asist istatistiklerine katkı vermişti. Prepelic bu sezon EuroLeague sahnesinde Valencia formasıyla ortalama 20 dakika süre alırken 12.1 sayı, 1.4 rebound, 2.8 asist, %41.3 üçlük yüzdesiyle bence potansiyelin altında kalan bir 11.3 verimlilik puanını imza attı. Beklentilerin altında kaldığını, benim adıma en azından beklentilerin altında kaldığını Valencia formasıyla söylemek lazım. La Peña para seguir en partido, pero cuidado, vienen haciendo un buen tercer cuarto. Prepelic en la penetración con Jordan Mickey, no pudo evitar el canastón de Prepelic. Su rival se va acercando en el marcador y ahora tiene una acción absolutamente clave. Defiende el Madrid. Prepelic, la canasta de Prepelic para poder con más 3 pase. Peki Prepelic nasıl bir oyuncu arkadaşlar? Açıkçası ben kendisini Pegasus Harun Erdana'ya çok benzetiyorum. Prepelic de Harun gibi safkan bir skorer, safkan bir şutör. Geçmiş yıllarda sadece skor atan, şutuyla beslenen, ofans gücü yatırım yapan bir oyuncuyken son yıllarda oyunu ne şekilde geliştirdi ve olgunlaştı.
adeta takım için sahiç lider veren biri haline döndü. Özellikle Juventus forması ile işin sadece şutör yönünü oynayan mentaliteden komple bir skora evrildiğine tanık olduk. Elle kan topları kullanması dışında oyunun sıkıştığı anlarda potaya drive edip bitirebildiği ya da ikili oyunlarda uzunu ödüllendirdiği çözümleri de repertuarına eklediğini görüyoruz. 5 puntos solamente en este cuarto, el atasco es tremendo del equipo de Lazo en este último cuarto. Cuando Prepelic para empatar el encuentro, no, para poner al... Evet, biraz da oyuncunun gelişim açık yönlerinden bahsedelim arkadaşlar. En büyük sıkıntısı yine tüm su kararlarda olduğu gibi savunma direnci düşük bir oyuncu olması. Özellikle adam değişimi savunmasında problemler yaşadığını görüyoruz. Yine tuttuğu oyuncu üzerinden rakip takımların set ucum çalıştığını da biliyoruz. Takımınıza Pripelic gibi safkan bir şutör, safkan bir hücumcu aldığınız zaman zaten onun savunma risklerini de beraberine satın almış oluyorsunuz. Ya ben doğru bir organizasyonda bu savunma problemlerinin iyi yönetebileceğini biliyorum. O yüzden de hani çok da fazla bu zayıf yönden takılmıyorum. Peki bu videodaki en kritik soruya geldi sıra. Fenerbahçe Beko tekrar Pripelic ismine yönelir mi? Benim kişisel görüşüm hayır. Evet, Pripelic çok önemli hücum gücü, fakat Fenerbahçe Beko'nun onu istediği zaman Marco Gudur için takımda olmadığını unutmamak lazım. Marco Gudur için takımda kaldığı, De Colo'nun sözleşmesinin uzatıldığı bir senaryoda Pripelic ismi Fenerbahçe Beko için asla doğru bir tercih olmaz. Ancak De Colo ile sözleşme uzatılmadığı bir senaryoda Fenerbahçe Beko gelecek yıl için Tokoş Kovunçuk istediği Pripelic'i tekrar yönelebilir mi? Evet, mümkün. Ancak yine de bu senaryoda oluşacak Pripelic hamlesi pazardaki diğer opsiyonlara bakıldığında kişisel olarak yine hatalı bir transfer düşüncesindeyim. Evet arkadaşlar, yine bir solukta Pripelic analiz videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza verdiğiniz desteklerden ötürü bizi takip eden tüm dostlara çok teşekkür ederim. Yeni oyuncu taleplerinizi alıyorum. Hepsini inceleyip tek tek planlayarak sizlerle buluşturacağım. Söz. Kendinize iyi bakın. Yorum, paylaşım ve beğeninizi esirgemeyin. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe.